Yani bir de mikrofonu bulmuşsa değil mi? Yani o yanımızda topladım. Gecemizi gündüzümüze, gündüzümüze gecemize kattık. Bu sorunun cevabı uzaya gidip insanlar boşa vakit kaybettik. Bir fiziksel, iki biyolojik, üç psikolojik. Yaşadıklarından fazlasını yaşadık. Efendim günaydın. Günaydın. Bu daha sağlıklı bir iletişim şey. Bir kendim memurum, bir de memur çocuğuyum. Sormak lazım. Aslında paylaşmak isterim ya. Yani bizler hani devlet memurluğu meselesi var, Ramazan Bey söyledi. İşte girişimciliği yok etme operasyonları bunlar. Yani kendiliğimizden, kendi kendimizin ayağına kurşun sıkıyoruz. Diyoruz ki biz korunmak istiyoruz. Biz kendimizi risk altında olmasını istemiyoruz. Sürünelim ama korunalım diyoruz. İşte bu noktada hepimizin şapkayı önüne koyması lazım. İşte özürlerle ilgili bunun başlaması şu anlama gelecek yarın bir gün. Diyeceğiz ki özürlüler girişimci olmuş, birçok özürsüz girişimci olamıyor. Bunun sorgulanması lazım diyeceğiz. Bunun nedenlerini de birkaç, yani özürlerin girişimci olmakla ilgili mecburiyetlerini de şöyle paylaşmak istiyorum. Bir özürlü neden girişimci olmak zorunda? Bir özürlü şundan dolayı bence girişimci olmak zorunda. Gelinen neticede biz diyoruz ki şunu, ya ben birkaç nedenden dolayı girişimci olmak zorundayım. Bir, bana sağlanan, tamam bunlar sağlanıyor ama ben müdür olmak istediğimde de herkes engelliyor. Ben bir iş yeri kurmak istediğim zaman, işte ben bir takım zengin olmak istediğim zaman veya işte güzel bir hatunla evlenmek istediğim zaman önüme bir sürü engeller çıkarılıyor. Bunlar layık görülmüyor bana. İşte benim bu bana tanınmış pozisyonu kırmak gibi, bunun dışına çıkmak gibi bir mecburiyetim var. Ben ihtiyacım var yani böyle bir şey. Bana sunulan bu hayat şartları beni tatmin etmiyor diyorum ben bir özürlü olarak. O açıdan girişimci olmak zorundayım. Kafasına cisim varsa vurursunuz, fare ölür. İki, biyoloji. Fareyi yakalarsınız, ölür. Üç, psikolojik. Fare geçer. Fare geçer, yine bakmazsınız. Değersizlik duygularına kapılan farenin orası. Fareler için doğru mudur bilmiyorum ama inanın insanlar için %100. Çoğumuzla tanışmıyoruz. İsmen tanıdığı insanlar var. Aybars Bey'le Lokman Bey'le ama konuşamamış. İyi oldu falan. Ne kadar kesişli noktalar var mı konuşmak isterim. Bizi nasıl o zaman Türkiye'sini düşünün. Kereste satmış. Sonra bana göre hayat falan. Devlet memuru olmuş. Şu anda babamı tanımlayan cümle bu. Programda paylaştığım şeyi siz verirseniz paylaşın. Bir iki cümle de. Gerçi Neslihan'ın dediği